Bir Müslümanın korona günlüğü, korku haberlerini yaygınlaştırmamak, olumsuz paylaşımlar yapmamak. Bir Müslüman ömrü boyunca kaderindeki tüm olayları Allah'ın yarattığının bilincinde olur. Sonsuz bir güvenle Rabbimize tevekkül eder. Allah'ın her olayda bir hayır ve hikmet yarattığı gerçeğini asla unutmaz. Bu süreçte bazı basın yayın organları ve özellikle sosyal medya platformlarında korku iklimi oluşturmaya çalışanların tuzağına düşmez. Allah Nisa suresinin 83. ayetinde korku haberlerinin yaygınlaştırılmasını yasaklamıştır. Müslümanlar da bu tür haberler yaygınlaştırmazlar. Olaylar karşısında çevresindeki kişileri ya da sosyal platformlardaki takipçilerini panikletici paylaşımlarda bulunmaz. Ümitsiz, çaresiz, tükenmiş bir üslup kullanmaz. Çünkü bu tarz çirkin üslupların insanlar üzerinde olumsuz etki yapacağını bilir. Özellikle olumsuz üslup kullanmaktan kaçınır. İnsan psikolojik bir varlıktır, manevi bir varlıktır. Morali yerinde olduğunda bünyesi çok güçlü olur. Morali bozulduğunda da bünyesi çöker. Moral güç kazandıracağı için, bünyesi de çok güçleneceği için hastalığı yenmesinde mühim bir etken olur. Bir Müslüman olumsuz bir üslup yerine korona ile mücadelede kararlı bir duruş sergiler. Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği kurallara harfiyen uyulduğu takdirde salgın sürecinin en az zararla atlatılabileceğini anlatır. Ümit var, sevgi dolu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü ön plana çıkaran bir üslup kullanmaya özen gösterir. Çevresindekilere tüm hijyen tedbirlerinin bir ibadet bilinciyle eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatır. Hastalığı yaratanın Allah olduğunu, şifa verecek olanın da Allah olduğu gerçeğini unutmamaları gerektiğini vurgular. Ayrıca insanları sabırlı olmaya ve Allah'a candan dua etmeye davet eder. Bir taraftan sabır, bir diğer taraftan dua ile biz bu süreci aşacağımıza inanıyorum. Bugün bize düşen görev de gereken her türlü tedbiri alarak takdiri Allah'a bırakmaktır. Vakit gönlümüzce gezme değil, tedbir, tefekkür, tevekkül, okuma, dinginlik vaktidir.